suffered pain, your spirit soars and sings. Though sorrow clouds your day, it's sunny skies tomorrow brings. Aylardır böyle güzel uyumamıştım. Ne güzel bir sabah ve 3 ay tatilim var. Koleje gidene kadar 3 harika ay, ne kadar da güzel. Hayat çok güzel. Evet, şimdi ait olduğum yerde, evimdeyim. En! Kahvaltı hazır. İnanamıyorum. O kadar geç oldu mu? Herkese günaydın. Bu kadar uyuduğum için çok üzgünüm. Bu kadar çalışmadan sonra bu çok normal. En, lütfen otur kızım. Teşekkür ederim. Günaydın Matthew. Günaydın. Bence daha uyuyabilirdin. Marilla'ya söyledim. Seni bu kadar erken kaldırmamalıydı. Söylediklerine sakın inanma. Sabahtan beri seninle kahvaltı etmek için oyalanıp duruyordu burada. Aa, ben mi oyalanıyordum? Hayır, o sendin. 3 kere suyu kaynattım. Uyandığıma çok memnunum. En, seni Martin'le tanıştırayım. 1 aydır bizimle çalışıyor. Siz gelmeden yediğim için üzgünüm ama yapacak o kadar çok işim var ki. Geciktiğim için ben üzgünüm. Sorun değil. Evet, sonra görüşürüz. Sen başla, ben birazdan gelirim. Martin'i bulduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Tecrübeli, çok iyi çalışıyor. Bize de evet, çok yardımcı oluyor. Evet, çok şanslısınız doğrusu. Çok terbiyeli ve çok çalışkan. Jenny'nin masadaki davranışlarına daha fazla dayanamıyorum. Hadi yesene çocuğum. Çok aç olmalısın. Evet, çok açım Marilla. Bu kadar yeter. Artık doydum. Kimse senin gibi güzel yemekler yapamıyor. Kolejdeki sulu şeyleri bir görseydin. Hayır, teşekkür ederim. Şimdi gitmem gerekiyor. Çok geç. Sakın kendini zorlama Matthew. Çok çalışma. Evet evet, seni duydum. Matthew, onu dinlemelisin. Evet tabii dinliyorum. Marilla, Matthew iyi görünmüyor. Son zamanlarda kalp krizi geçirdi mi? Hayır, Tanrı'ya şükür. Ama artık yaşlanıyor ve her geçen gün daha da belli oluyor. Dinle, bizi ilk ziyarete geldiğin günü hatırlıyor musun? Hı hı. O Matthew'nun en son kalp krizi geçirdiği gündü. Son olduğunu sanmıştım ama tekrarlayacağını düşünüyorum. O kadar kötü mü? Artık ağır iş yapmamalı. Ama buna inanmıyor. Onsuz hiçbir şeyin yürümeyeceğine inanıyor. Öte yandan Martin de çok iyi çalışan bir insan.
Fakat Martin'i de beğenmiyor. O yüzden bu sefer durumu daha da tehlikeli. Ama şimdi sen buradasın. Yeşiltepe'desin en. Sanırım seni dinleyecektir. Bilirsin her zaman senden çekinmiştir. Peki Matthew için tamam. Ya sen? Sen de yorgun ve bitkin görünüyorsun Marilla. Yorgun ve bitkin mi görünüyorum? Yaşım yüzünden olmalı. Yıllar geçiyor. Ama bu beni hiç rahatsız etmiyor. Sorun gözlerimde. Bu baş ağrılarına artık dayanamıyorum. Dinle. Gözlerimdeki bu ağrı beni deli ediyor. Sanırım Doktor Spencer yanlış teşhis koydu. Verdiği gözlüklerin doğru olduğuna inanmıyorum. Gerçekten hiç inanmıyorum buna. Ayın sonunda kasabaya bir göz uzmanı geliyormuş. Doktor Spencer ona da muayene olmamı istedi. Çünkü o şimdiye kadar yapabileceği her şeyi yaptı. Evet. Bu şansı kaçırmamalıyız Marilla. Oh, tamam. Eğer okumuyorsam ve dikiş dikemiyorsam çok sıkılıyorum en. Evet buna katılıyorum ama 3 ay buradayım ve bu sürede sana yardım ederim. Sen dinlenebilirsin. Bana bir gün yeter. Yalnız bir gün. Arkadaşlarımı ve Evinley'de sevdiğim tüm insanları görmek istiyorum. Herkesi ziyaret edeceğim Marilla. En sana söylemek istediğim bir şey var. Seninle gurur duyuyorum çocuğum. Buraya ilk geldiğinde zorlukla yazabiliyordun. Hatırlıyor musun? Okuldaki en iyi öğrenci olman için fazla zaman gerekmedi. Artık kolejde de çok iyisin en. Geçen gün Rachel Rindy ile konuştum. Bunların saçma olduğunu düşünüyor. Buradaki en akıllı kadınlardan birisi ama gene de kızların eğitim görmeleri gerektiğine inanmıyor. Bizim Rachel Rindy mi? Bunu senin yüzüne mi söyledi Marilla? Düşüncelerimin onunkilerden çok farklı olduğunu bildiği halde gözlerime bakarak söyledi bunları. Senden bahsettiğimde şaşkınlığını görmeliydin. Onu gerçekten görmeliydin en. Bursu kazandın ama eğer bir sorun çıkarsa sakın merak etme. Birikimimiz var ve sana yardım edeceğiz. Okulu bitirmen için her şeyi yapacağız en. Günaydın. Günaydın Rachel. Tavuklarından birisi mi kaçtı yoksa? Tavuklar mı? Günaydın Bayan Lindy. Ah en çok iyi. Marilla Matthew evde mi acaba? Hayır tabii ki yok. Tarladadır. Ne oldu Rachel? Ah, duymadın mı Marilla? Etrafta dolaşan dedikodular sonunda gerçekleşti. Evi bankası kapatılmış. Korkunç bir şey. Oh hayır. Dur biraz Rachel. En git ve Matthew'yu çağır. Tabii evet, Marilla. Hadi. Ama ne olduğunu söyleme. Tamam Marilla. Lütfen Matthew sakin ol. Heyecanlanmana hiçbir neden yok. Bence artık paramızı o bankadan çekme zamanı geldi. Sana bunu daha önce de söylemiştim biliyorsun. Bakın bunu söylediğim için üzgünüm ama kocam bu sabah şehirdeyken duymuş. Korkarım önümüzdeki haftalarda banka hakkında kesin karar verilecek. Müşterilerin büyük bir kısmının paralarını alamayacakları söyleniyor. Kocam bankanın önünde çok uzun bir kuyruk görmüş. Kasabada herkes bankanın daha fazla ödeme gücü olmadığını söylüyor. Ödeme yapamıyor mu yani? Ne olacağını bilmiyorum ama eğer banka kapanırsa felaket olur. Sanırım sizin tüm birikiminiz o bankadaydı, öyle değil mi Marilla? Ne yapalım Matthew? Rachel'ın da dediği gibi tüm paramızı Abbey Bankası'ndan çekmemiz daha iyi olmaz mı? Tüm paramızı çekelim. Bilemiyorum. Galiba kafam karıştı. Dün Blair'ın dükkanındaydım ve tüm bunların yalnızca dedikodu olduğunu duydum. Öte yandan Bay Abbey çok gururlu bir insandır. Matthew, o gururlu dediğin Bay Abbey gerçekte senin babanın arkadaşıydı değil mi? Ama zaman değişiyor. Artık bankanın başında Bay Abbey'nin yeğeni bulunuyor. Bunu biliyorsun. Ve bu yeğeni hata üstüne hata yapıyor. Bunu da biliyorsun. En... Kolejde bu bankayla ilgili bir şey duydun mu acaba? Evet Marilla. Bayan Josephine Barry onun hakkında konuşmuştu ama ben detayları tam olarak hatırlamıyorum. Saçmalamayın canım. Bana inanmalısınız. Banka batıyor ve paralarınızı geri alamayabilirsiniz. Hadi birlikte bankaya gidelim. Her şey çok açık. Burada böyle oturamazsınız artık. Ben de katılıyorum. Rachel'ı dinleyelim. Bence o haklı. Lütfen bu durumu biraz ciddiye al artık. Evet peki tamam. Size katılmıyorum ama kafanız karışmış bir kere. Şimdi hemen Evinley'e doğru yola çıkacağım. Gidip banka müdürü Bay Russell'la görüşeceğim. Bana doğruyu söyleyebilecek tek kişi kesinlikle odur. Matthew, eğer bankada bir sorun olduğunu anlarsan tüm parayı çekeceğine söz ver. Bana söz veriyor musun? Evet, evet sana söz veriyorum.
Oh, bu ne olur Matthew Cuthbert. Gelişini neye borçluyum? Uzun zamandır görüşememiştik. Evet, bu doğru. Sana Abbey Bankası'nın durumunu sormak için geldim. Matthew Cuthbert'ın bile söylentilere inanması beni şaşırttı doğrusu. Hayır, ben sadece size danışmak için... Neden oturmuyorsunuz? Hayır, teşekkür ederim Bay Russell. Sen bilirsin Matthew Cuthbert. Sana olayın iç yüzünü anlatacağım. Bankamız bir takım ciddi sorunlar yaşıyordu. Büyük bir kredi olayında sorun çıktı ve zamanlamada çok kötüydüm Matthew. İyi zamanlar değildi ama şimdi her şeyi hallettik. Charlotte kasabasındaki büyük bir bankadan yardım aldık. Abbey Bankası'nı tekrar eski gücüne kavuşturacak. Gerçekten emin misiniz? Çünkü hepimiz Abbey Bankası'na güveniyoruz. Sana yalan söylemem için bir neden yok. Çünkü benim de bütün param bu bankada. Tanrı'ya şükürler olsun. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ama biliyor musunuz Bay Russell, insanlar sürekli banka hakkında konuşuyor. Bu hiç hoş bir durum. Bankanın yarın kapanıp müşterilerine paralarını ödeyemeyeceğimi söylüyor. Evet, gerçekten de öyle. Tüm banka bunu konuşuyor. Umarım Matthew Cuthbert yaşlı kadınların dedikodularına inanmıyordur. Avonlea küçük bir kasaba ve burada dedikodular çabuk yayılıyor. Ben bu söylentilerin belirli bir amaçla çıkarıldığına inanıyorum. Çünkü kasabada başka bir bankanın açılmasına çalışılıyor. Abbey Bankası'nın kapatılmasını istiyorlar. Böylece rakipleri kalmayacak. Bizimki gibi eski ve önemli bir bankanın rakip olması onların asla işine gelmezdi, öyle değil mi? Paranı çekmek mi istiyorsun? Güvenini mi kaybettin? Hayır, buna niyetim yok. Yalnızca kız kardeşim aklımı karıştırdı. Hepsi bu. Evet, bu olabilir. Bu arada yanınıza aldığınız küçük kızın başarılarını duydum. Redmond Koleji'ne gidebilmek için Evin bursu almış. Bu çok güzel bir gelişme. Onunla gurur duyuyor olmalısınız. En bizim neşe kaynağımız. Hem çok akıllı hem çok çalışkan. Evet, gerçekten çok akıllı. Ayrıca sevgi dolu bir kalbi var bu kızın. Onu çok seviyor olmalısınız. O çok cici bir kız ama... Banka konusunda endişelenecek hiçbir şey yok. Abbey Bankası çok sağlam bir banka. Ben de öyle düşünüyordum. Hiç şüphelenmemiştim ama sizi görmek en azından beni mutlu etti. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Bay Russell. O zevk bana ait Bay Cuthbert. Tekrar görüşmek umuduyla. Demek durum buymuş. Dedikodular, söylentiler ve yalanlar. Artık emin olamıyorum Matthew. Russell'a güvenebilir miyiz? Bence ona güvenmeyip paranın en azından yarısını çekmeliydin. Bunu yapmanı çok isterdim. Sen dedikodulara inanıyorsun Marilla. Bay Russell bana bankanın durumunu dürüst ve açıkça anlattı. Ona inanıyorum. Rachel Lindy'nin bildiğinden çok daha fazlasını biliyor. Umarım haklısındır. Çünkü yanılıyorsan büyük bir felaket olur. Sanırım beklemek ve izlemek dışında yapabileceğimiz başka bir şey... Evet, iyi fikir. Bunu yapalım. Bekleyelim ve görelim. İşe dönmem lazım şimdi benim. Matthew, lütfen kendini fazla zorlama. Sonra görüşürüz. Dikkatli ol. Tabii. Her şey yoluna girecek mi Marilla? Evet, eminim düzelecektir. Hayır Anne, sana karşı dürüst olmalıyım. Bilmiyorum. Belki Matthew'nun söylediği doğrudur. Her şey dedikodudan ibarettir. Ama senin kafanı böyle şeylerle doldurmana gerek yok. Öyle mi? Matthew yine çok çalışacak değil mi? Tatilin ilk gününde böyle şeylerle uğraşmaman gerekiyor Ren. Orman ve bahar. Hepsi senin için hazır bekliyor Ren. Evet, ama önce bulaşıkları yıkarım. Sonra da yalnız kalabilirsen ben de dışarı çıkarım Marilla. Tabii ki. Unutma Ren, bu senin tatilin. The sun plants kisses on the trees below. The birds fluff out their feathers and sing their early morning greeting. The babbling brook trips over the stones and falls. Nature's calling, ring out to me.
Buraya gelmene çok sevindim en. Böylece seni kazandığım burs için tebrik etme fırsatım oldu. Queens'teki son sınavda aldığın not beni ve kocamı çok sevindirdi. Kiliseye gidip senin için dua ettik ve Tanrı'dan sana yardımcı olmasını istedik. Teşekkür ederim Bayan Ellen. Bunu duyduğuma çok sevindim. Redmond Koleji harika bir kolej olmalı. Ama sen bunu biliyor olmalısın. Önünde harika bir gelecek var. Redmond Koleji'nden mezun olmak geleceğini garanti altına alır. Eminim Marilla ve Matthew Cuthbert seninle gurur duyuyorlardır. Evet. Matthew o bursu alacağımı başından beri söylüyordu ama... Dün eve geldiğimde ilk defa Matthew'un ve Marilla'nın ne kadar yaşlanmış olduklarını fark ettim. İkisi de hiç iyi değil. Ve onları 4 yıl bırakıp Redmond Koleji'ne gitmek bana çok zor geliyor doğrusu. Burada kalıp onlara biraz da olsa yardım etmeyi çok isterim. Demek bu yüzden. Seni rahatsız eden bu. Tabii ki yaşlanıyorlar Anne. Hepimiz yaşlanıyoruz. Onları uzun zamandır görmediğin için daha kolay fark ediyorsun. Bana doğruyu söyle. Redmond'a gitmekten vazgeçtin ama bunu nasıl söyleyeceğini bilemiyorsun değil mi? Ne? Hayır. Henüz kararımı vermedim. Bu iyi Anne. Vicdanın sana dikkatli olmanı söylüyor. Marilla ve Matthew'ye karşı sorumluluk hissediyorsun. Böyle hissetmesen kötü olurdu. Tabii geleceğe bakarken insanın endişelenecek kimsesi olmaması iyidir. Evet bu doğru. Endişeler çok üzücü oluyor. Evet öyleler ama Redmond Koleji'ne gitmekten başka seçeneğin yok. Bu seni incitse de bunu yapmak zorundasın. Bu burs tüm hayallerinin gerçekleşmesini sağlayacak en. Seni ilk tanıdığımdan bu yana öğretmen olmak istiyordun öyle değil mi? Şimdi bir fırsatın var, bunu kullanmalısın. Redmond'a gitmekten vazgeçersen bu Matthew ve Marilla'yı sevindirebilir ama belki de buna mutlu olmayacaklardır öyle değil mi? Evet, bu olabilir. Anne Shirley, geleceğin için böyle büyük bir fırsatı yalnızca üzülüyorsun diye geri çeviremezsin. Birine karşı sorumluluk hissetmen çok iyi. Ama kendin için de sorumluluk hissetmen gerekiyor. En sen çok farklı ve akıllı bir kızsın. Böyle bir yeteneği geri çeviremezsin. Aklının sana verdiği sorumluluğu kullanmalısın. Tanrı'nın sana verdiği bu armağanı bu şekilde reddedemezsin. Neden böyle hissettiğini anlayabiliyorum. Bu senin ne kadar duyarlı bir kız olduğunu gösteriyor. Bursu aldığın için mutlu olur. Matthew ve Marilla'yı hiç düşünmeden Redmond'a gitseydin hayal kırıklığına uğrardım. Ama biliyorsun hiç kimse senin yerine karar veremez en. Korkarım bunu yapabilecek tek kişi sensin. Ben de senin yerine karar veremem. Bu sefer yalnız başınasın. Artık çocuk değilsin. Ne istediğini bilmelisin. Kendi kararını kendin vermelisin. Evet, tüm bunları anlıyorum. Ne istediğimi biliyorum ama kalbim başka şeyler söylüyor. Sizinle konuşmak gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim Bayan Ellen. Neden yemiyorsun keki, sevmedin mi? Tabii sevdim. Gezintin nasıl geçti? Harikaydı. Şuraya bakar mısın? Dolin tam orada. Şu anda tam yaşında ama hep kafasının dikine gidiyor. İnatçı, inatçı. Çok çabuk büyüyor. İnadı bırakacak. Evet, aynı senin gibi. Sen de gerçekten çok çabuk büyüyorsun. Öyle mi düşünüyorsun? Matthew bugün her yere gittim ve eski anılarım canlandı. Hatta Avonlea'daki okuluma gidip eski sırama bile oturdum. Ama bugün bir yere gitmiyorum. Size yardım edeceğim. Bu söz konusu bile olamaz. Senin dinlenmeni istiyorum ben. Hayır. Senin dinlenme zamanın. Yıllardır çok ağır çalışıyorsun. Matthew, kendini çok zorluyorsun ve yorgun görünüyorsun. İşlerini biraz daha hafiflet. Martin sana yardım ediyor değil mi? Evet. Her gün kendime yaşlandığımı söyleyip duruyorum. Hayatım boyunca çalıştım ben. Böyle bir anda duramam. Eğer çalışmazsam yaşayamam ben. O kadar alıştım ki yıllardır kendimi bildim bileli açık havada çalışıyorum ben. Bir oğlan çocuğu istiyordunuz ama yanlışlıkla ben geldim. Eğer erkek olsaydım size yardım edebilirdim. Sen de bu kadar çalışmak zorunda kalmazdın Matthew. Bunu hep düşünüyorum ve o zaman bir oğlan çocuğu olmadığım için size hayatı ne kadar zorlaştırdığımı düşünüyorum. Kesinlikle saçma. Sana bir şey söyleyeyim ben.
Seni dünyadaki herhangi bir çocuğa değil, binlerce çiftçiye bile değişmem. Sonuçta evre bursunu kazanan bir kızı, o da sendin en. Benim küçük kızım. Onunla gurur duyuyorum çünkü o benim ve Marilla'nın çocuğu. Evet, benim küçük kızım. En Shirley ve Yeşil Tepeler. Küçük kızım, seninle gurur duyuyorum. Matthew! Benim küçük kızım Ann Shirley. Matthew! O gece en geç saatlere kadar uykusuz kaldı. Gökyüzüne bakarak Matthew ve Marilla'yı düşündü. Ayrıca Bayan Ellen'ın kendisine söylediklerini de. Defalarca aynı soruyu sordu. Matthew ve Marilla'yı yalnız bırakmak doğru olacak mıydı? Gene de sorusunun cevabını bulamadı. Your name. They offer you their gifts, sweet fragrance fills the air.